Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Ben Özgür Çetin. Şikayetim Var'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Biliyorsunuz geçtiğimiz bölümlerde Vodafone ve TürkNet'i misafir etmiştik. Bu programdaki markamız ise General Mobile. Evet. Bir Türk üreticisi olan General Mobile ile ilgili şikayetleri aldık bu videomuzda arkadaşlar. Biliyorsunuz General Mobile uzun bir süredir Türkiye'de üretim yapan, üretim gerçekleştiren akıllı telefon üreticisi. Ki burada üretim derken hani diğer markaların yaptığı gibi Çin'den getireyim, burada üstüne logomu basayım, öyle bir şey yapayım değil. Bildiğiniz arkadaşlar fabrikası vardı. Orada ne yapıyorlardı? Montajını vesaire gerçekleştiriyorlardı. Bu arada araya gireyim Osman'cığım. Biz o fabrikayı gezdiğimiz bir videomuz var. Yukarıdan da linkini koyarız. Oradan da izleyebilirsiniz. Bayağı hani öyle fabrika derken 3 tane sandalye koyulmuş falan bir hikaye değil. Bayağı bildiğiniz üretim yapılan yer. Akıllı telefon fabrikasıydı. Evet, şimdi General Mobile ile ilgili şikayetlerimize geçelim. İlk şikayetimiz Ahmet'ten gelmiş. Android güncellemelerini geç veriyorlar. Başka hiçbir sorun yok. Telefonları büyük demiş. Mükemmel demiş. Evet, genel şikayet de, bu. Genel şikayet bu. Android güncellemeleri. Biz hani bütün şikayetleri almadık burada ama genele baktığımız zaman arkadaşlar özellikle güncellemeler tarafında General Mobile müşterileri biraz dertli. Çünkü güncellemeler biraz geç geliyor cihazlara ki çoğu telefonu Android One kapsamında. İşte şimdi o zaten en büyük sorun. Şimdi GM9 Pro'dan muhtemelen bahsediyor arkadaşlar. GM9 Pro'yu satarken ve diğer bütün telefonlarını öyle sattı General Mobile. Hani bunlar Android One platformu, bunlara hemen güncelleme gelecek diye sattı ama gelemedi. O gelemediği zaman da insanlar tabii ki haklı olarak hani yani söz verilen şeyi bekliyorlar. Alalım, niye gelmiyor falan diyorlar. Gerçi bu diğer şeylerde de var arkadaşlar. Xiaomi vesaire de Android One olarak sattığı telefonlara hemen güncelleme veremiyor. Verdiğinde de hatalı bir geri çekiyor vesaire. Android One biraz olmadı yani. Evet. Çok da evet. Ama işte sonuçta günün sonunda şöyle, vatandaş da aldığı telefonun markasına bakarak şikayet ediyor. Yoksa hani şey demiyor ki Google verme, belki Google vermedi mesela diyelim ki. Ya Google zaten ham olarak yayınlıyor ya. Onu biraz uyarlamaya çalışıyorlar. Uyarlanamıyor demek ki. Uğur demiş ki şikayetvar.com üzerinden belirttim. Şikayetimi okunmadı. Yetkililer tarafından buradan da yazayım. Ben sıfır olarak aldığım CM9 Pro telefondan bahsedeyim. Daha ilk ay dokunmatik arızası verdi. Sol üst kısmı dokunmatik çalışmamaya başladı. Bayi aracılığıyla gönderdim. 15-20 gün sonra telefonda sıkıntı olmadığını, yazılım yüklendiğini belirterek gönderdiler. İkinci ay bu sefer dokunmatik ekranın alt kısmı çalışmadı. Video ile kaydedip gönderdim. Yine sıkıntı yok dediler. Muhtemelen yazıp yükleyip gönderdiler çünkü çalışmayan aksamı yoktu geldiğinde. Telefonun son servis dönüşü aldıktan sonra ön kamera ve sol alt kısımdaki dokunmatik çalışmadı. Tekrar göndermek istediğimde telefonun arka kısmında çizikler oldu. Bu yüzden garanti kapsamından çıktığı belirtildi. Telefon gitti, taksitler devam demiş. Açıkçası burada bence ayıp etmiş General Mobile. Yani evet. Çizik yüzünden garanti dışı kapsamında kalması... İlk defa duydum bir şey. Bir de yani 15 gün telefonda işte çalışmaması, dokunmatik arızası büyük yani sıkıntı ya. Değiştirmesi lazım yani. Tabii canım yani. Süreçte. Ki üçüncü zaten aynı şikayetten ikinci defa geldiğinde benim bildiğim birçok firma değişim yapıyor. Burada aslında arkadaşın telefonunun değiştirilmesi lazım. Lakin böyle bir değişime en azından onun anlattığı olay bu şekilde gerçekleştiyse değiştirilmesi gerekiyor. Şimdi biz tabii ki buradaki yorumlar... Her yazılım atılmasından sonra farklı bir şey... Bir sorun çıkıyor. Çıkması da enteresan olmuş. Serhat Karakaş, onu da ben okuyayım Osman. Bendeki telefonun şarj girişinde sıkıntı vardı. Servise yolladım. Sözle tamir edip geri gönderdiler. Hala aynı sorunu yaşıyorum. Bence servis elemanlarını gözden geçirmeliler. Bu servis tarafında da bir sıkıntı yok. Yok, bu şarj giriş meselesini ben çok duydum şikayet. Yani bizim farklı haberlerimize çok geliyor teknolojioku.com'daki. Ama çözüm de öğretemiyorlar gördüğüm kadarıyla. Evet, bir kronik bir sorun var herhalde orada. Değiştirilmesi lazım o zaman ya da ne bileyim farklı bir hamle yapılması lazım. Bir de servise yollayıp geri gönderip tamir edildikten sonra aynı şikayetin devam etmesi de tamir edilmediği yönünde bir şey yapmış. Barış demiş ki bence General Mobile'ın model sayısını arttırması gerekiyor. Yılda bir tane telefon çıkartıyorlar. Batacak mı batmayacak mı diye rulet oynuyorlar sürekli. Aslında bu demin konuştuğumuz olay. Evet, yılda bir tane telefon çıkmıyor. En son General Mobile işte GM10 mu çıktı? 9. Yok. 10 çıktı. 10 çıktı. Hatta 10 Pro'yu inceledik biz. Ondan sonra dediler ki bir tane daha telefon geliyor, gelecek falan. Hala gelecek. Geldim. İşte bekliyoruz. Geldim. 2021 oldu, hala bekliyoruz.
Hakan demiş ki telefonları iyi güzel ama fiyatları biraz yüksek. Madem yerli olacaklar fiyatları da biraz düşürmeleri lazım demiş. Bence burada, pahalı değil ya. Yani şöyle bir durum var aslında. Baktığımız zaman hani bazı Çinli cihazlarla aynı fiyatlara geliyor. Şimdi lojistik masrafları vesaire yok. Burada ama işte bir tık daha fiyat şöyle orada belki düşebilir. Orada şöyle bir şey var bence. Fiyat düşebilir ama o Türkiye'de üretiliyor olmasının fiyatı düşürmesi için Türkiye'de bir teşvik gibi bir şey olması lazım. Son bu. Şimdi var. Hepsi fabrika açtılar. Ha evet. Şunu diyecektim. Herkes fabrika açtı. Sebebi teşvik verilmesiydi. Yoksa hani senin Çin'den getirdiği olan bir şey fark etmiyor onu. Orada, bakalım belki yeni çıkan telefonun düşük fiyatta hani şey, gelebilir Hakan. Şeyim düşün Osman bunu mesela. Hani Hakan'a da söyleyeyim buradan. Şöyle düşün. Türkiye'de de otomobil üretiliyor. Adam Volkswagen'i Almanya'dan getiriyor. Clio'yu burada üretiyor ama Clio daha ucuz değil yani Volkswagen'den. Aynen öyle. Hani belli açılardan tabii ki ucuz olduğu tarafları yani var ama. Arka tarafında ucuz da yani baktığın zaman yine. Aynı donanımları almaya kalktığın zaman 3 aşağı 5 yukarı aynı paraya geliyor. Bir ara yerli otomobillere de mesela teşvik getirilmişti. Evet, o tamam. Zaman ucuzlamışlar da onlar. Ya o biraz tamamen vergi politikasıyla ilgili bir konu. Şimdi Agop Çamiç. Yok Ali var ama. Ha Ali'yi unuttuk. Güncellemeleri söz vermelerine rağmen ya geç geliyor ya da gelmiyor. Buna bir çözüm bulsunlar artık demiş. Yine aynı güncellemeler. Yani güncellemeler arkadaşlar. Onu demin de belirttik. Güncellemeler tarafında bazı sıkıntılar var. Onu da umarız giderirler. Agop Çamiş demiş ki daha önce G-Mobile kullandığım servisinden çok memnun kalmıştım. Bir saat içinde sorun giderilmiştir. Mecidiyeköy Profilo'daki serviste tekrar yerli tel alırsam Canan'ın mobile alırım. Servis çok önemli. Zaten şu anda Profilo'daki servisten başka servis yok bildiğim kadarıyla. Evet kendi, yer, kendi yerleri zaten orası. Yani kimisi servisten memnun, kimisi değil. İşte bu da biraz göreceli olarak değişiyor. Doğan da demiş ki Biple ulaşım çağrı merkezine, yani Biple ulaşalım çağrı merkezine ve kablosuz şarj yapsınlar telefonlara. Bip hattı, yani Bip şu anda çok popüler değil daha. Değil. O yüzden de kullanılmıyor. WhatsApp belki olabilir de Bip biraz daha zor. Kablosuz şarjda şöyle bir şey arkadaşlar. Kablosuz şarjı telefona koymak çok zor değil. Muhtemelen onlar da koymak isteseler koyarlar. Fakat maliyet artacak. Evet. Yani dolayısıyla orada maliyet arttığı zaman diyeceksin ki o zaman bu telefonu alana kadar bunu, şunu alırım. Kablosuz şarj olsa ne olur, olmasa ne olur. Yani kablosuz şarj bence hala orta segment cihazlarda lüks. Hatta pek çok üst segment cihazda bile yok. Dolayısıyla tabii ortada, hiçbirinde yok neredeyse. Aynen. Yani dolayısıyla fiyat performans ürünü satacağım diyorsan kablosuz şarj gibi böyle premium özellikleri zaten koymak çok mantıklı değil. Ha, senin için olmazsa olmaz olabilir belki ama çoğu kişi için hiç umurumda bile değildir. Ya onu yapan aparatlar var bu arada Doğan. Sana yani özgür bir tane. Kablosuz şarj kaç kere kullanıyorum evde hiç? Kablosuz ben şarj evde hiç kullanmıyorum. Yani. Ama şey de güzel oluyor biliyorsun. Otomobil, arabalarda, otomobillerde. Falan 500 bin liralık bir otomobil. Kablosuz şarj ediyorlar. Ki o adam da bence General Mobile kullanmıyordur muhtemelen. Yani, ya zaten şöyle bir anlamsız bir şey. Hani yapılabilir. Mesela şey de olabilir. Su geçirmez de olabiliyor telefonlar. Ama hiç orta seviyede yok. Girişte hiç yok zaten. Ya şeyler var mesela arkadaşlar. Bende bir tane iPhone 6 vardı. Bir tane kılıf aldım. Kılıfta kablosuz şarj özelliği var. İşte onu diyorum Mehmet. Şeyde AliExpress'te de falan böyle donanımlar var. Alttan kabloyu bağlıyorsun, arkasını yapıştırıyorsun. Aynen kasanın öyle. Arkasını. O sonra kablosuz şarj özelliği kazandırıyor. Bunlar çok böyle aman aman bir şeyler diyor. 15-20 lira verseniz yaparsınız. Adam onu kablosuz şarjı oraya koymaya kalksa en az fiyatını 200-300 lira artıracak. Sen diyeceksin o zaman da ben General Mobile'e bu para vermem diyeceksin. Diyeceksin bir kablosuz şarj koydun diye bu kadar fazla mı yaptın? Evet arkadaşlar bugün de yine soruları okuduk. Hepsini okumadık tabi bazılarını aradan seçtik yine her zaman olduğu gibi. Ama tüm soruları General Mobile yetkililerine göndereceğimizi sizlere belirtmiş olalım. Önümüzdeki hafta farklı bir markanın yine böyle şikayetlerini sizlerden alacağımız videoyla karşınızda olacağız. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmuyorsunuz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.